son 50 yılda enerjiye karşı olan tavrımız pek değişmedi. Enerjiye her zaman ihtiyacımız var ve ne zaman istiyorsak o zaman anında sahip olmalıydı. Dünya üzerindeki insanların birçoğunun günlük programı aynı ya da benzer olduğu için enerji kullanımımızda benzer özellikler gösteriyor. Düşünün, örneğin işten ya da okuldan eve döndüğümüzde hemen hemen hepimiz farkında bile olmadan çok fazla enerji kullanıyoruz. Bundan birkaç saat sonra uyuduğumuzda ise enerji kullanımımız en alt düzeyde oluyor. Sonuç olarak özellikle şehirler için gün içerisinde enerji kullanımının en üst ya da en alt düzeyde olduğu zaman aralıkları oluyor. Herkesin istediği anda istediği kadar enerjiye sahip olabilmesi için de enerji şirketleri çok yüksek maliyetli santralleri ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere bekletiyorlar. Bu santrallerin bir nevi yedek güç olarak beklediklerini de düşünebiliriz. Aslına bakarsanız enerjiye çok fazla ihtiyacımız olan zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek çok iyi olurdu. Böylece santrallerin yedekte beklemesine, hatta o santrallerin var olmalarına bile ihtiyacımız kalmazdı. Ama güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanan teknolojiler ancak güneşli havalarda ya da rüzgar estiğinde enerji üretebiliyorlar. Çalıştıkları anda ürettikleri ihtiyaç fazlası enerji de depolanamadığı için boşa gidiyor. Eğer ürettiğimiz ihtiyaç fazlası elektriği depolamanın bir yolunu bulabilirsek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırabiliriz ve paramız da cebimizde kalır. Elektrik enerjisinin kendisini depolayamıyoruz ama elektrik enerjisini başka bir enerji türü olarak yani depolayabiliriz. Bunun en iyi şekilde nasıl yapılabileceği ise bugün mühendis ve bilim insanlarının cevaplamaya çalıştıkları çok önemli bir soru. Çözümlerden biri, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak devasa pillerde depolamak. Bu pillerin cep telefonu ya da hibrit arabaların içindeki pillerden tek farkı boyutlarının çok ama çok büyük olmasıdır. Çözülmesi gereken sorunlar arasında binlerce eve birkaç saat boyunca yetecek enerjiyi depolayabilecek bir pili ucuza mal etmeyi ve bu pilin çok fazla alan kaplamamasını sayabiliriz. Devasa pillerin yanında başka fikirler de var tabii. Örneğin elektrik enerjisini kinetik ya da potansiyel enerji olarak depolamak. Bu fikirler her ne kadar güzel olsa da dünyanın her yerinde enerji depolamak için güvenilir yöntemlerimiz yok. Belki de yeni nesille yetişecek bilim insanları ve mühendisler enerji kullanımı ve depolaması konusunda yeni bakış açıları geliştirebilirler.